Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Öncelikle bundan önceki videolarıma gösterdiğiniz yoğun ilgi için sizlere çok teşekkür ederim. Dünkü video hariç ama ondan önceki 3 videoya sizlerden çok güzel yorumlar geldi ve beğeniler geldi. O beğenilerinize de teşekkür etmek istedim. Bugün dünkü videoda zaten başlık Bitcoin olduğu için belki o yüzden ilgi çekmedi ama Bitcoin tarafında çok ilginç işler oluyor, onu da söyleyelim. Şimdi bugünkü konu Merkez Bankası kararıydı. Merkez Bankası kararı aslında burada ikinci planda olan bir şeydir normalde. Neden? Öncelikle siz enflasyonla mücadele ediyorsanız çıkarsınız, ekonomi yönetimi olarak bir yol haritası açıklarsınız. Bizim böyle bir planımız var dersiniz. Bir mesaj verirsiniz piyasaya. Ondan sonra piyasada bir takım beklentiler oluşur. O beklentilere göre de beklentileri karşılayacak ya da üzerine çıkacak bir faiz artışıyla başlarsınız ve tabii ki bu işi düzgün yaptığınız zaman, ki ilk olarak iletişimle başlamanız gerekiyor. Düzgün yaptığınız zaman da güzel bir geri dönüş alırsınız yabancı yatırımcılardan, içeridekilerden ve ondan sonra arkanıza alırsınız artık rüzgarı. Ve siz o maça 1-0 önde başlarsınız. Çünkü siz zaten doğru bir iş yapmışsınız. Önce programınızı açıklamışsınız. Beklenti oluşmuş, o beklentiyi karşılamışsınız ve üzerine de hatta bir şey koymuşsunuz. O zaman 1-0 önde başlarsınız. Tabii bu işi yaparken de yeni bir ekonomi kadrosuyla yapmanız gerekir eğer yeni bir şey yapacaksınız. Şimdi bu zamana kadar faizi indirirsek enflasyonu da indiririz kafasıyla geldik. Öyle olmadığını anladık. Böyle. Çünkü 19,58 iken biz faiz indirmeye başladık. Halen enflasyonda %19,58'in çok uzağındayız biz. Yani böyle indirerek o 19,58'in altına inemeyeceğimizi gördük. O zaman bu ekonomi yönetiminin değişmesi gerekiyordu. Para politikası kurulunun özellikle değişmesi gerekiyordu. Yerinde kaldılar. Yani o zaman açıklamalarınız da çok tatminkar olmayabilir bu durumda. Çünkü aynı adamlar işte sadece bir iki kişi değişti. Nasıl olacak falan derdi piyasa. Neyse yani bir açıklama geldi mi? Merkez Bankası'ndan, başkanından, yeni başkandan şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan bir şey duydunuz mu? Ne duyduk? Yabancı analistlerle görüşmüş, İletişim Genel Müdürü Gizem Uzuner'in işine son, işine değildi, görevden almış. Görevden almış. Orada hala daha oturuyor diye biliyoruz. Neyse. Ve bunları yapmış yani. Peki böyle çıkıp da işte biz şöyle bir sıkı para politikasına geçeceğiz ama işte yavaş yapacağız ama hızlı yapacağız. Bir şey açıklamadı mı? Açıklamadı. Ne diyordu Ben Bernanke, eski Fed başkanı? Para politikasının %98 konuşma, %2'si harekettir. %2'si iş. %98 konuşma. Biz hiç konuşmayınca ne oldu? Piyasada bir beklenti oluştu. Şimdi beklenti de %25 oluştu Bloomberg HT anketinde. Şimdi bakın %25'te başlanamaz. Başlanırsa çok kötü olur. %25 ne demek? Ben bunları bir kenara bırakın. %15 ile de başlanabilir. Çünkü çok düşük bir rakam. Onu söyleyeyim. Gazlı enflasyon oluşan 40. İTO'ya göre 56. ENAG'a göre 109 olduğu yerde %15 hikaye. Ama %15'te de başlayabilirsiniz. Bu şekilde bir beklenti oluşturursunuz. Hatta belki 14, 13, 14 gibi bir beklenti olursunuz. 15 verirsiniz. Bak beklentinin üstüne çıktı falan gibi de iyi bir şey yapabilirdiniz. Şimdi 25 olmuş beklenti bir kere. Bloomberg HT anketinde. Yabancıların, yani bu, o Bloomberg anketinde de, yabancı Bloomberg'de de 20 olmuş. Beklenti bu şimdi. Sen şimdi bu beklentiye göre ne yapacaksın? Ne yapılacağını biz söylemişiz. Bak 19 Haziran'da demişim. Şimdi burada Bloomberg HT faiz anketi %25 diyor. Şimdi iletişim ve dış ilişkiler genel müdürünü görevden almışsın ve de 25 bekliyor. Bu durumda ne dedik? Perşembe günü faiz %25 olsa kendisini tebrik etmek gerekir ki ben tebrik edeceğimi söylemişim. Bak her dakika her şeye de karşı çıkıyor değiliz. Hepimiz destek olmaz ki 25 çok düşük olsa bile destek olur. Çünkü beklentiyi güzel yönetmiş değil mi? 25'in üzerine çıkarsa bu da beklentinin üstüne oluyor ama şimdi zaten çok düşük olduğu için
25 faiz olarak, yani enflasyon, gazın enflasyonu 39, 56, İTO, ENAG 109 olduğuna göre, yani 25 zaten hikaye. Abi 25'in üzerine çıksa mesela, 26 falan olsa tamam, daha çok desteklemeyiz. Ama 20'den fazla ama 25'ten az olursa iletişim kazası denebilir dedik. O kadar şey olabilir. Zaten yabancı Bloomberg dedi. Yani esas Bloomberg dedi. 20 çıktı beklenti. Ama faiz 20'den az ama 15'ten fazla olursa gene, yani bileyim 16, 17, 18 falan gibi, o zaman da daha fare doğurdu demek gerekir. Çünkü beklenti en düşük, yani yabancı Bloomberg'de 20 ve sen vermişsin 17 falan. Bu artık şey değil, hatta yerli burada Bloomberg'de de 25, sen vermişsin 17, daha fare doğdu. 15 ve daha altında oluşması ise, bugünkü 15 oluşmuştur. Zaten enflasyonla mücadele niyeti falan yok. Atamalar bitirilmiş. Fikrini pekiştirecektik. Bu şekilde söylemişiz. Tamam mı? Hangi durumda ne diyeceğimizi önceden söylemişiz. Tamam mı? O yüzden Perşembe gününü bekleyelim. Faiz kararını görelim. Ondan sonra Sayın Gaye Erkan hakkında bir değerleme yapalım. Değerlendirme. Veriye dayalı, öngörülebilir ve şeffaf olmak adına ben bunu söylüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısından sonra hep bu açıklama yapılıyor ya, veriye dayalı, öngörülebilir ve şeffaf. Şimdi ben hangi faiz oranında ne olacağını burada söylemişim zaten size, değil mi? 15 olmuş. Ne dedik? 15 ve altında oluşursa bitirilmiş. Fikri pekişecek. Zaten bu şekilde de olmuş. Peki ben hep mi karamsız, hep mi siz karamsarsınız falan diyenler de var. Bak yabancılar ne demiş? Öncelikle Robin Brooks diyor ki 28 Mayıs seçiminden 3 hafta önce Türk lirası dolar karşısında %3 düştü diyor. Ondan 3 hafta sonra da diyor %22 düştü diyor. Yani ondan sonra da işte şöyle demiş, yani yabancı yatırımcılar portföylerinden Türkiye'yi daimi olarak çıkarttılar ve Türkiye finansal otarşide Arjantin'e katıldı diyor burada. Finansal otarşi dediği kendi kendine yeterli olmak. Yani şunu diyor adam. Sen bu şekilde gidiyorsan dışarıdan para mara bulamazsın. Nasıl Arjantin para bulamıyorsa sen de bulamayacaksın diyor adam. Robin Brooks bunu söylüyor. Bunlar önemli adamlar. Bak bunların dediğini başkası da takip eder. Şimdi Timothy Ash vardır, bilirsiniz herhalde bu piyasada. Çok Mehmet Şimşek destekçisi birisi. Çok güzel şeyler söyledi. Biz onun kadar bile söyleyemedik. Hatta buraya geldi Teknofest'te, işte bu şeyler, bayraktarların şeyini, standını falan da ziyaret etti. Orada selfie çekti falan. Böyle sever yani. Türkiye'yi de sever. Bayraktarları da sever. Böyle. Ve Mehmet Şimşek'i çok sever. Bakın ne demiş. CBRT disappoints with a hike only 15%. Yani Merkez Bankası sadece %15'lik bir yyükselişle hayal kırıklığı yarattı. Enflasyon %40 diyor. Yani gazlı enflasyonu baz almış ki hata yapıyor. Türkiye'yi fazla tanımadığı için, biz biliyoruz ama Türkiye'yi. That's just not enough to convince. İkna etmek için yeterli değil diyor, enflasyonun 40 olduğu yerde. Bu oran 15, ikna etmek için yeterli. 25 de çok azdı. 40 değildi gazlı enflasyona göre bile, ama 25'te başlamak iyi bir başlangıç. Yani zamandan 25'ten işte 25 olur, sonra 35 olur, sonra 40 olur falan gibi düşünülebilirdi. Şimdi ama maksimum belki 25 olacak. O çok kötü bir şey tabii. Erkan can say whatever she wants about more hikes coming. Yani Erkan bundan sonra daha fazla faiz artırma olacağına dair istediğini söyleyebilir. But after the Abal experience the markets will just not believe that. Ama Naci Abal'ı kastediyor burada. Abal deneyiminden sonra piyasa inanmayacaktır.
Buna inanmayacaktır. İstediğin kadar sen yani metin yaz. Biz bundan sonra daha sıkı para politikası falan yok. Piyasa inanmayacak. Çünkü o sayıya bakıyor. Ve de Naci Ağbal'ın görevden alındığını biliyor. Fazla arttırdı diye. Buna inanmıyor. Baştan güzel arttıracaktın. Arttıramadın. Bitti diyor. Demek istediği bu aslında. Burada kötü tabii buradaki olay. Bak devam edelim. Keeping Kavcıoğlu at BRSA yani BDDK'nın başında Kavcıoğlu'nu tutmak and then under delivering on rates ve ondan sonra da faiz konusunda beklentinin altında bir artış yapmak is a double whammy disappointment. İki duble darbe duble ne denebilir? Double whammy burada işte o şekilde kullanmış yani piyasalarda işte iki katı hayal kırıklığı yarattı anlamında kullanmış. Double whammy iki katı hayal kırıklığı yarattı. Yani burada hem Kavcıoğlu'nun atanmasını, BDDK'nın atanmasını kötü görüyor. Üstüne bir de faiz artışı beklentinin altında kaldığı bu da çok kötü diyor. Yani Mehmet Şimşek maça 2-0 yenik başladı. Onu ben diyorum tabii. Şimdi ondan sonra da demiş ki yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şimşek geldiği zaman büyük bir yatırım işte müjdesi vermesi lazım falan. Öyle de bir şey yok tabii ki. Erkan işte daha beklentinin altında kaldı falan gibi şeyler söylemiş. Bak bir de burada şunu da söyler. Turkey Forward Guidance on Monetary Policy when it comes to CBRT starts with the name Ağbal. Bak bu Naci Ağbal konusunu hep söylüyorsun bilmem ne diyorlar ama bak yabancı da söylüyor. Ne diyor? Yani bu Forward Guidance dedikleri Merkez Bankası'nın yönlendirmesi oluyor. Önden piyasayı yönlendiriyor. Ne kadar faiz arttıracak, ne kadar arttırmayacak mı, yerinde mi sayacak falan bir önden yönlendirmesi oluyor. Yönlendirme söz konusu olduğunda diyor, bu iş diyor Naci Ağbal'la başlar. En iyi o yönlendirmiş. Erkan will face an uphill battle to fight against that. Yani Erkan yönlendiremedi. Şimdi burada tepeyi tırmanarak yokuş yukarı bir mücadele içine girdi diyor bundan sonra. Yani bu iş çok kötü yani oldu. Çok kötü oldu. Başarısız bir başlangıç oldu. Piyasa ne oldu? Piyasada dolar arttı. İşte şu görmüş olduğunuz kutu 12 Haziran'dan başlayan kutu onun içinde kaldı. Şahap formasyonu dediğimiz formasyon kaldı. Faiz kararından sonra da şu an itibariyle kaç olmuş? 24.71 mi olmuş? Öyle bir şey olmuş. Yani ne demiştik? Dolar mı bozayım mı? Altını mı bozayım mı? Hocam şöyle mi? Bozmayın. Bozarsanız da günah benden gitti dedi. Bana tekrar şimdi dönüp alayım mı diye sormayın ondan sonra. Günah benden gitti. Bitti yani. Yani ondan sonra sormayın. Bitti. Ama kafayı mı yediniz dedik. Manyak mısın dedik. Her şeyi söyledik. Yok efendim neden kapalı çarşıdaki fiyatlar, kurlar bankaların altında oluyormuş? Bir bildiğimiz var mı? Yani ne sana ne kapalı çarşıdaki kurun ne olduğundan falan. Yani sana ne arkadaş? Buradaki rezerv belli, şey belli. Bunlara takıyorlar. Efendim yandaş basın çok yazıyormuş. Millet kuyruk oluyormuş kapalı çarşıda satıyorum. Gittin mi sen? Kapalı çarşıda öyle bir kuyruklar var mı hakikaten? Yani bunlara mı inanıyorsun? Böyle saçma şey mi olur? Defalarca söyledik insanlara. İnanmayanlar bozduysa geçmiş olsun. Şimdi buradan dolar alayım mı diye bugün sormaz. Yani ne dedim? 25 oluncaya kadar almakta hiçbir sıkıntı yok. Neden? Çünkü 26 falan rahat olabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra ne olur derseniz ondan sonrasına işte o zaman bakacağız. Yani çünkü ben zamanında şöyle bir çalışma yapmıştım. Burada onu göstermeye çalışayım size.
epey bir eskiden yapmış olduğum çalışma. Ve 30,77'de hedef bulmuştum. Ama şu 24,72 bugün şu anda artık gelinen hedef birinci hedefiydi. Hani bunun birazcık üstüne gider şöyle belki 26'ya doğru falan gider şöyle. Belki buraya geri gelir. Burayı destek yapar tekrar gider. Bilemem o kadarının nasıl olacağını ama benim hedefim 30,77 gözüküyor bu grafiğe göre. Tabii burada yani biz bu işi çok önceden yapmışız. Ama bak burada bu doları tutmak için çok uğraşılmış. Özellikle de Ekim ayından seçime kadar. Neden böyle bir şey olmuş derseniz çok normal. Bizde ekonomide şuna bakar halk. Dolar artıyor mu abi? Eğer dolar hızlı artıyorsa ekonomi kötüye gidiyordur. Dolar artmıyorsa ekonomi iyidir işte veya yavaş artıyorsa ekonomi iyidir. Öyle bakar halk. Seçime kadar da o şekilde de oldu. Onların da istediği olmuş oldu. Bu sayede de belki seçimi de belki bu sayede kazandı. Bilemiyoruz tabii o kadarını ama şöyle işte bakacak olsak yani şöyle bak normalde hatta şu şekilde bir gidiyor olsaymış zaten öyle gidecekmiş. Şimdi burayı yakalamaya çalıştı. Bu da 26'da falan burayı yakalar diye düşünüyorum. Zaten M2 ile de ben size 2014'ten itibaren göstermiştim. Onu da bir tekrar göstersek Turkey Money Supply evet aylık olarak bakılıyor. Şöyle line aylık ve buna da dolar TL'yi ekliyoruz. Ben de bunu yapıyorum ama bende aynısı çıkmıyor hocam diyenler oluyor. 2014'ten başlatıyor musunuz? Şöyle başlattık biz işte. 2014'ten başlattığımız zaman demek ki ne kadar daha var? Şöyle işte biraz değişebiliyor tabii yeri. Böyle bir %10'luk falan bir yükseliş potansiyeli var gözüküyor. Şimdi burada para arzı biraz düşmüş görünüyor. Niye düştü para arzı? Bu da önemli. Onu da söyleyelim. Bu kredi vermiyoruz dediler ya. İşte o da para arzını düşürüyor. Faiz arttığı zaman ne oluyor? Faiz arttığı zaman krediye ulaşmak zorlaşıyor. Ve kredi büyümesini durdurduğunuz zaman hatta tersine de çevirebilirsiniz. Çok iyi bir şey bu. O zaman sıkı para politikasına geçmiş oluyorsunuz ve para arzını azaltmış oluyorsunuz. Paranın da büyük bir kısmı dolar olduğu için döviz veya döviz endeksli olduğu için döviz artınca otomatik olarak artıyor. Yani aslında sıkı para politikası için bayağı bir kredileri kısmanız lazım. Bunu da en kolay faiz artışla yapıyorsunuz. Ama başka yolları da vardır tabii ki. Yani zorunlu karşılıkları falan arttırırsınız. Ama o bankacılığı da biraz kısmi rezerv bankacılığını da böyle bitirmek olur yani. O da güzel bir yöntem değil tabii ki. Ama öyle de bir yöntem var. Bunu yeri geldiği için söyleyeyim. Yani bu şekilde dolarınızı bozmayın dedik. Umarım bozmadınız. Bozmadıysanız tutmaya devam ediyorsunuz. Alayım mı diyorsanız da bugün size cevap yok. Hak ettiniz çünkü. O şekilde yani. Böyle dolar bozmuyorsunuz, tutuyorsunuz. Bu gidişat iyi değildir. 2-0 yenik başlamıştır Şimşek. Bu kafayla da gidilirse ki öyle de olacak gibi görünüyor. Dışarıdan da öyle bir para falan bulunamaz. Böyle Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi adamlar bir paralar verirler mi bilmiyorum ama sonuçta bu adamların çok akıllı böyle şeyleri danışmanları vardır. Tamam siyasi nedenle belki bir takım yardım kapsamında falan bir şeyler belki verirler ama yani geri dönüşün gelmeyeceğini veya iyi bir geri dönüş olmayacağını düşünüyorsan niye para yatırsın adam? Değil mi? Bir şey elde ediyor olması gerekiyor. Bugün borsada yükseliş vardı. Şimdi borsadaki yükseliş de neden oldu? Dolar kurundaki artış bir buradaki tabii ki dolar arttığı zaman borsada artar mantığı var. O bir yere kadar geçerli.
bir yerden sonra yani o gün dolar çok arttı. Bugün o zaman ucuz kaldı deyip artıyor. Arkasından bir iki gün sonra tekrar satışlar gelebiliyor. Dolar bazında artış bir şekilde kalabiliyor. Başka burayı destekleyici bir şeyler olması lazım. Şöyle bir kere teknik olarak hareketli ortalamaya kadar çekilmişti. Hani buradan bir destek bulmuş olması güzel, iyi bir şey. 2 saatlikte tekrardan bakın üzerine çıktı görünüm. O da iyi oldu. Süper trend bizim takip ettiğimiz işte son mum itibariyle de çıkmıştır. O yüzden bir de yarına bakmak gerekir yani. Çünkü son mumda artık burayı kırıyorsunuz. Bu mum tam geçti sayılmaz. Şurada. Şurada artık son mum üstünde kalıyor. Yarın da bu hareketin bir mum daha üstünde gittiğini görmek gerekir. Görmüyorsanız o zaman bu anomali olmuştur. 5358'in altında da 2 saat kalıyorsa şöyle falan. O zaman bu düşüş trendi devam ediyordur deriz. Yoksa tekrardan yükselişe geç deriz ki ben bayramdan sonra yükselmesini bekliyordum. Bu olay biraz hızlı da olmuş oldu. Şimdi burada borsadaki olay bir bu. İkincisi yani beklentiden çok daha düşük faiz açıklanınca faize gidecek para o zaman daha az olur. Borsa için daha iyi olur mantığı var. Bankalarda biraz böyle bankalarda çok az bir yükseliş oldu. O da faizin artması bankalar için olumsuz olduğu için. Geçenlerde bankalar artıyordu. Faiz artınca bankalar için olumsuz olur diyorduk ama yabancı gelecek beklentisi o nedeniyle bankalarda ucuz olduğu nedeniyle belki çıkıyordu. Şimdi yabancı gelecek beklentisi kalmadı. Ben onu söyleyeyim yani bu borsaya yabancı falan gelmez böyle bu kafayla gidilirse. 222 dolardayız. Dolar bazında. Şöyle 222 dolardayız. Gayet de böyle düşüş trendi devam ediyor. Dolar bazında bizim de beklentimiz bu anomaliler bittikten sonra şöyle 150 dolara doğru falan düşmesidir bunun. Bu şekilde gidiyor yani dolar bazında endeks böyle. Dolar bazında endekse biz nasıl bakıyoruz? Yani pro versiyonunda var. Pro versiyonunda yoksa sizde o zaman işte şuradan ayarlarında vardı. Şimdi ben de bu şeyde olduğum için burada gözükmüyor mu yoksa? Ya da ben bunun yerini değiştirdim. Neyse burada işte TR'ye falan diye yazıyor. Orada USD ha işte şurada galiba. Ha işte US dollar veya işte ne cinsinden olduğuna bakabiliyorsun. Angolan Kwanza şeklinde de bakılabiliyormuş. O zaman böyleymiş borsa. Angolan Kwanza olarak bakacak olursan. Yani ne bileyim işte her türlü var. Bak buradan bakabiliyorsun. Bahreyn dinarı olarak bakalım. Nasılmış borsa? Ayvayı yemiş. Peki. Bahreyn dinarı olarak bakmamakta fayda var o zaman. Bu şekilde yani borsa konusunda zaten cazip hisseler videosu yapacağız. Bayramdan sonra da bir yükseliş olur demiştim. Orada biraz daha anlatacağım. Bekleyin hafta sonunu bekleyin işte bayram öncesi de yapacağız her gün her gün soruyor insanlar. Şimdi yurt dışında Dow Jones tarafında gene fazla bir hareket yok bugün S&P'de de bir hareket yok. Nasdaq tekrardan yükselir gibi ve hareketli ortalamanın da altına inmedi yani düşüş trendine henüz girmiş değil orası. Dow Jones da girmedi. S&P'de girmedi. Yani düzeltme bekliyoruz. Orada henüz gerçekleşmiş değil. Orada altın tarafında şöyle size şöyle söyledik. Dedik ki bak uzun vade bekliyorsan bekle hiçbir sıkıntı yok yani altında. Ama kısa vadede bizim bir sistemimiz var. Bunu söylüyoruz. Ve bu sistemimizde bak 16 Mayıs'ta sata dönmüş, değil mi? Bunu da söylüyoruz her videoda. 16 Mayıs'ta sata döndü diye. Ne zaman alacaksın? Bu ala döndüğü zaman alacaksın. Şimdi bu sat dedikten sonra sen de kısa vadeli al sat yapan bir adamsan satacaksın. Uzun vadede bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorum diyorsan o zaman satmana gerek yok demişiz. Şimdi burada satmıyorsan ondan sonra da efendim bize sat demediniz, biz de satmadık, mahvolduk falan diyorsan o zaman sen uzun vadeli beklemiyordun. Yani uzun satmadıysan uzun vadelisin. Ama buraya geldiği zaman bu fiyat ben işte mahvoldum falan diyorsun. O zaman uzun vadeli değildin. Sen kısa vadeli düşünüyordun. Burada da satacaktın.
Burada satacaktın. Satmadın. Peki. Geldik şimdi buraya. Şimdi bugün dediğimiz hala sat konumunda mıyız? Evet. 1000 ne zaman ala geçeceğiz? 1956'nın üstüne geçtiğimiz zaman, ki o zaman şu kamayı falan da yukarı kırmış oluruz. Nereye kadar düşer hocam diye soranlar oluyor. Valla bilmiyorum nereye kadar düşer. Bizim sistem sat dedikten sonra sat konumunda devam ediyor. Bayağı da bir düşmüş işte, şöyle bakıyorum. Wavetrend neredeyse işte, yani haftaya falan belki bunun düşüşü biter gibi gözüküyor. Çünkü aşırı satış bölgesine gelmiş oluyor. Günlükte 12 saatlikten bakacak olsak, 12 saatte işte şöyle bir çıkıp bir daha bir gelebiliyor falan. O yüzden günlükten bakmakta fayda var. Yani biraz daha düşebilir. O yüzden henüz almayın diyoruz. Gümüşte de ne diyoruz? 12 saatlikten bakacağız. Almanız için şuradan ala dönmesi gerekiyor. Şuradan ala dönmesi gerekiyor. O daha var. Altının da ala dönmesi gerekiyor. O yüzden gümüş de şu anda almak için uygun değil. Şimdi dolar için, dolarla bunu dedik. Şimdi TL ile alacaksanız altın alın demiştik, değil mi? TL ile alacaksanız altın alın. Bak, TL ile almış olsanız kârdasınız şu anda. O yüzden altın alın dedik, TL ile alacaksanız. Dolarla alacaksanız almayın, bekleyin dedik. Görüyor musun? Şimdi çünkü bu 18 Mayıs'ta, artık şu 17 Mayıs'ta günlükteki Kaufman ortalamasını bile aşağı kırmış. Ama burada 18 Mayıs'ta hala 1254 lira, şimdi olmuş 1520 lira. Dolar kuru artacağı için alın dedik, TL ile alan kârda. Almayıp bekleyen adam şimdi buradan almak zorunda değildir. Ben almayıp dolarda beklediysen de o zaman bekle dolarda, değil mi? Bak, çünkü burada daha aşağı gidebilir diyoruz. TL ile almak, dolarla almak arasındaki fark işte buydu. Yani bunları da söylemiş olalım. Şimdi Bitcoin'den de bahsedeyim. Bugün dünkü şeyi, devamı niteliğinde Bitcoin'den bahsedelim. Şimdi efendim, Security Exchange Commission, Gary Gensler zamanında konuşmalarında şöyle demiştim. Bu bir herhangi bir kripto para için bunun arzından, bundan bir fayda sağlayan bir kişi ya da grup var mı? Hani deniyor ya, projesi çok iyi, altcoin falan. Böyle birileri var mı? Var. O zaman bu menkul kıymet arkadaş diyor. Geri gençler. Ama diyor, Bitcoin'de var mı böyle bir şey? Kim yapmış bu Bitcoin'i? İşte Satoshi Nakamoto. O kim? Yok öyle bir adam. Hani belki başka birinin ismini değiştirdiler falan. Bu belli değil. O zaman birileri bundan fayda sağlıyorsa bu kim belli değil ve bu çok dağılmış bir şey. Bir sürü adam bundan fayda sağlıyor. Yani belli bir grup bunu yönlendiriyor değil. Öyle söylemiş. O zaman diyor, bu emtia. Emtia olursa onun konusu da olmuyor. Emtia olduğu için. Onun emtiaya dayalı bir menkul kıymet yazılıyorsa, mesela işte bir exchange trading fund, borsa yatırım fonu falan, o zaman onun konusu oluyor. Ama bu bir emtia diyor. Ne zaman emtiadır, ne kadar dağılmışsa emtiadır, ne kadar konsantre ise menkul kıymettir. Onun tanımını da yapmadı. Bu arada o da var. Onun tanımını da yapmadı. Ama nedir bu durumda? Bir kere piyasa şunu görüyor. Ben ne dedim? Bitcoin için daha pozitif. İşte Bitcoin dominance, yani hakimiyet artıyor. Yani Bitcoin neticede bir menkul kıymet değil diyor. Bir emtia diyor. Emtia yükselişe geçti. Bu dominance %50'ye gider arkadaş. Daha bile fazla gidip, hatta 59'a falan bile çıkabilir. Bu çalışmaları zamanında yapmışız. Bu dominance buralara gelir. Bunun gelmesi demek Bitcoin daha iyi performans gösterecek diğer altcoinlere göre. Bak, zaten Bitcoin düşen şeyi böyle de kırdı. Güzel. Hızlı bir yükselişte oldu mu? Oldu.
İşte şurada 30.400 falan oralara değdi geldi. Ama ben bunun 31.600'e de devam etmesini beklerim. Yani Bitcoin için pozitifiz. Ethereum Bitcoin ayarında bir şey değil. Bu anlayışa göre. Çünkü o bir emtia gibi değil ama o da takip ediyor. Onda da eyvallah ama diğerleri için yani Ripple'ın da özel durum var. Diğerler için pozitif olmayacak bir durum yok. Bitcoin için pozitif olacak çok şey var. İşin şekli değişti çünkü. Yarın bir değerlendirme yapmıyorum biliyorsunuz ama hafta sonu tekrar değerlendirmem olacak. Bugünlük de bu kadar.